Melis sana geliyor. Harikasınız Melis Merdem, sizi çok seviyorum. Hep mutlu olun, millet aşk görsün diyor Sena Eda. Çok teşekkür ederim. Canser sana fiti titi ti diyor ki, sizi çok kocaman seviyorum. İki insan bu kadar yakışamaz. Keşke sizi daha fazla birlikte görsek ve şu yılbaşı fotoğraflarından koyun lütfen. İkiniz olan varsa özellikle. Seda abla, ben dün evlenme teklifi ettim. Biliyoruz. Bilmeyen yok. Bakın yüzümde. Yüzünüzü de gördük. Ben evlendim, müzik verdim falan. Yok öyle, yok. Ama arkadaşların bazı planları var. Var, daha devam edecek bu iş diyorsun. Ama bunu eserin önünde söyleme bence ya. Söylemeyeceğim. Hele dur. Dur bakalım ama bakayım yüzüğüne. Tebrik ederim. Uğur getirsin. Teşekkür Uğur getirsin. Ederim. Zamanla yıllansın, yaşlansın, kararsın elinde inşallah. Kararırsa yenisini alır. Yok anneciğim, sen de adam masrafa sokma, parlatırız. Dani'cim sana da Güldenur Güner zannediyorum. Sen ve Gürkan harika. Biraz yumuşak davran. Duruşunu hep takdir ettim. Gürkan da evdekilere çok takıyor. Örgütlendiler size karşı bence. Sizden aile olur. Gürkan duygusal ve güzel bir insan demiş. Teşekkür ederim. Mehtap sana kar beyaz taşhan turan diyor ki, seni çok seviyorum Mehtap. Samimi ve iştensin. Kızınla verdiğin hayat mücadelesinden bir gün mutlaka kurtulacaksın. Teşekkür ederim. Kurtulacak bir şey değil, kızıyla ne güzel beraber. İnşallah daha da bunu konforlu, güzel, genişleterek devam güzel eder diyelim söylemeye ona. Söylemeye çalışmış. Çok anladım. Teşekkür ederim. Ceyda. Ceyda neredesin? Bugün hiç gıgın çıkmadı da unuttum seni. Beni de unuttunuz. Seni, vallahi ben sana dün merhaba, hoş geldin diyemedim yiğidim. Hoş yavrum gelmişsin. Yavrum. Ne yapıyorsun? Toprağım dedim vallahi böyle. Toprağım vallahi billahi diyemedim ya. Haklısın ya. Ben ya, evinize geldiğimde bunu telafi edeceğim. İnşallah göreceğiz. Çok özledik vallahi billahi. Biz çok özledik. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Ceyda'cığım bak sana diyor ki Allah mutlu etsin seni Ceyda'cığım. Cana yakın kızsın, Azerbaycan'dan sevgiler. Teşekkür diyor ederim. Konul Piriyeva. Teşekkür ederim. Şimdi beylere dönelim, Gürkan'la girelim. Ne oldu? Gürkan sana Revnak Asil der ki, giderek daha çok beğeniyorum ama fazla kıskançlık yapma. Bunun dışında Dani'ye olan samimi ilgin çok hoş. Güzel. Teşekkür ederim, çok sağ olsun. Eser neredesin? Eser sana Tarkan Aslan Akkaya der ki, Eser çok şanslısın, en genç ve en hanımefendi kızı kaptın. Bak ben de buna sinir oluyorum, en genci kaptın. Hani sanki gittik süpermarkete, meyve seçiyoruz, oraya en son gelmiş olan bir şeyi kapmışız gibi. Hanımefendi kısmını onaylayabilirim. Yani, ama bir insanın rakamlarla ölçülmesi veya başka şeyler, materyalistik şeylerle ölçülmesi hoşuma gitmiyor. Can sen seni seviyorum demiş Eser'cim. Ben mi demişim? Eser güzel kız kaptın diyorlar sana ha, bir şey de. Yani ben şanslı biri olduğumu biliyorum yani. Şu tamam. An fazla kaptı. Alyansı bile taktı. Yani çok insan olduğunu biliyorum. Tankut'a Kösem Zuhal der ki, seni destekliyorum, en iyisini hak ediyorsun, seni çok seviyorum, kendine dikkat et ve kendini üzme. Çok teşekkürler Kösem. Evet efendim. Böylece bugünkü vazifemi de tamamlamış olmanın verdiği... Görmeyeceksiniz. Ne var? Bugün de hasret kalın. Bilmiyorum. İçeri gider Yasemin ablanızdan rica ederim. Ne dedin lütfen? Bakalım ne yapar. 12 saatinizin dolmasına daha var. Ben bir ricamı ederim. Tamam. Hadi şimdilik hoşçakalın. Güzel bir gün geçirin. Bak Adnan'ım öpüyorum seni. Toplam. Özellikle sana Allah'a ısmarladık diyorum telafi için. Yani affedildi gibi. Evde edeceğim söz. Hoş tamam. Geldin, çok sevindirdin bizi. Bekliyorum. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Abi diyorsunuz ki bizim için burada evlenmiş, boşanmış olması hiç önemli değil diyorsunuz. Evet. Emre şimdi diyor ki ben şimdi zaten güven bunun problemleri söylenmemesi güven problem. Güven problemleri yaşayan bir insanım bak, diyor. Evlenip ne olacak ayrılmış kardeşim, zaman, olması problem değil abi, ama. Abi o zaman güvensizlik edecek bir, güvensizlik edecek bir detay değil abi o zaman bu. Niye detay yapılıyor şu anda bu o zaman? Detay abi. Detay ya, değil olur mu Tankut? Kimse için önemli olmayan evet. Bir konu. Ama bunun söylenip söylenmemesi önemli diyorum. Bak o... öyle olması önemli değil veya olmaması önemli değil. Şu önemli.
bunun neden söylenmediği önemli. Çünkü dediği gibi Erdem'in de bir haftanı kaybedebilirsin bu yüzden. Veyahut da bir şeyler hisseden birinin sana olan güvenini, sadakatini yitirebilirsin karşındakinin. Yani böyle bir ihtimal var ve bunu düşünmesi gerekiyor buradaki insanların. Eğer siz böyle düşünüyorsanız, ki düşünüyorsunuz, o zaman bir insanın evlenmiş, boşanmış olması buradaki herkes için bir problemdir. Ben bunu böyle algılarım. Benim karşıma gelip aa hiç önemli değil benim için demeyin abi. Ha, sen yanlış algılıyorsun. Yanlış algılamıyorum. Yanlış algılamıyorum. O farklı açıdan. Şayet. Ha. Bak hiç yanlış algılamıyorum abi. Ya birini söylemeyeceksin, aynı yani çakışma var burada. Ama şöyle burada bir şey çakışma var. Yanlış anlıyorsun sen benim söylediğimi. Yok hiç yanlış anlamıyorum birader. Ya ya da ben burada, anlatamıyorum burada, sana o zaman. Sen doğru anlıyorsun ben anlatamıyorum. Bak kardeşim anlıyoruz. Bizim aramızda burada eğer bunun bir problem olduğunu düşünen yok ise ki öyle dediniz. Ben de buna inanıyorum. Yok. O zaman burada yargılamaya hiç gerek yok abi. Bu ne bir güvensizlik benim. Benim söylediğime söyle. Benim söylediğime bir cevap ver. Ben de diyorum ki söyleyip söylememekte sıkıntı var. Abi madem önemli bir detay ya değil. Ya abi ben daha hediye bana söylemeyeceğim ne olur. Ha? Olur. Gizlemenin amacı ne ama? Gizlemenin amacı. Madem karşıdakinin bununla ilgili bir endişesi yok. Kız o zaman niye gizliyorsun? Kız ben bunu gizledim demiyor. Zamanı gelince söyleyecektim diyor zaten. Gizledim zamanı demiyor. Bence de Emre'ye söylemesiydi. Niye geçti? Emre İki tane kırmızı oda geçirdik biz. Kız diyor ki zamanı gelmedi diyor. Abi konu oralara gelmemişse ne yapsın abi? Konu oraya gelmemiş tabii ki. Emre diyor ki biz daha tanıma olayında bile değiliz diyor. Kızın yaptığı yanlış bir şey yok. Kız niye direkt bunu açsın ki abi? Nur'un daha önce evlenmiş ayrılmış olması ve bunu söylememesi normal. Bu bir tercihtir. Fakat Emre açısından baktığım zaman gerçekten beraber bir yola çıkıyorlar ve Emre'nin de bu konuda hassasiyeti var. Dolayısıyla bunu saklaması ve herkesle birlikte öğrenmesi Emre'de böyle bir güvensizlik oluşturdu. Ve ben burada Emre'yi haklı buluyorum. Neyse olur, sen yeter.